Evet değerli izleyenlerimiz, bizler devam ediyoruz Arzu Saygın'la. Bize de dediğim gibi bugün gerçekten yine birbirinden çok değerli konuklarım var. Cuma günü hatırlayacağınız üzere sabah programında, işte bugünkü programımızda değerli konuğumuz İbrahim Gökçek'in olacağından bahsetmiştik. Konuğumuz bizi kırmadı, sözünde durdu. Özellikle de bunu belirtmek istiyorum. Ayrıca teşekkür ediyorum kendisine. Efendim bir kez daha hoş geldiniz Hoş programımıza. bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun siz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bizim programımızda sizi ilk kez görüyorlar. Genelde sabah programlarındaydınız. Birçok kanalda da varsınız ama öğle kuşağında ilk kez değerli izleyenlerimizle buluşacaksınız. Ama sizler zaten değerli konuğumuzu ekran başından tanıyorsunuz efendim. Gerçekten birbirinden şifalı, iksir dediğimiz artık gerçekten iksir. Evet. Gerçekten bizim ürünlerimiz mucizevi. Az sonra anlatacağımız çok çok önemli hastalıklara şifa bulacağız inşallah Allah'ın izniyle bir kez daha değerli izleyenlerimiz. Evet, bugün nelerden bahsedeceğiz? Hangi hastalıklardan bahsedeceğiz? Gastrit diyeceğiz, yine bir diğer ismiyle ülser diyeceğiz, bağırsak rahatsızlıkları diyeceğiz. Bakın hepsi de birbirinden gerçekten önemli, hayati ciddiyet sağlayan hastalıklar ve yine alerji diyeceğiz, kurdeşen diyeceğiz. Ve hocamla da vakit kalırsa eğer gripten konuşacağız. Çünkü kış mevsiminin bastırdığı gerçekten soğuk olan şu günlerde gribe yakalanmayanımız yok. Evet hocam, öncelikle o zaman gastrit ülser mi diyelim, oradan mı Evet, başlayalım? gastrit ülser diyelim. Evet, getirdim. Evet, şu görmüş olduğunuz lahana. Şimdi hocam bugün lahana ile geldi. Oradan girelim o zaman. Hocam bugün böyle kocaman bir lahana elinde, bir de zencefil var. Dedim hocam hayırdır, sarma mı yapacağız? Hayır dedi, sarma yapmayacağız ama çok çok önemli konulara değineceğiz Arzu Hanım dedi. Hocam sizi dinliyoruz. Bu lahana ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde klinik araştırması, lahana suyu ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Gastrit, ülser, enterit, kolit, reflü yani mide bağırsak rahatsızlarını tedavi ettiği belgelenmiştir. Hastalar üzerinde denenmiştir. Klinik araştırması var. Lahananın birleşiminde binden fazla etken madde var. Evet hocam. Fakat bizi ilgilendiren iki önemli şey, çok önemli şey var. Nedir? Bir, midede gastrite, ülsere ve 12 parmak bağırsağında ülsere, ince bağırsakta ülsere sebep olan Helicobacter pylori isimli bakteri yok eden bir madde içerir. Evet. Bir amino asit. Metilmetilonun sulfonyum bromit. Bu çok hassas bir madde. Bizler anlayamıyoruz hocam ama mutlaka iyi bir maddedir diye. Evet hocam, evet. Ama çok önemli olduğunu biliyoruz. Buna eskiden U lazım. Vitamini derlerdi. Yani ne olduğunu bilmedikleri zaman. Eskiden yıllar önce. Sonra araştırdılar. U vitamin diye bir vitamin değil. Ulkus faktör. Ülseri iyileştirdiği için ulkus faktör dediler. Sonra yapılan araştırmalarda bunun ne U vitamini ne de ulkus faktör. Sonradan çok hassas bir amino asit. Tez bozulduğu için, tespiti çok zor olduğu için sonradan ortaya çıktı. Evet. Bu midedeki gastrite, ülsere, 12 parmak bağırsağındaki ülsere veyahut da ince bağırsaktaki yarayı iyileştirici özelliğe sahip. Çok güzel hocam. Çünkü gerçekten gastrit bir diğer ismiyle ülser ciddi yaygın da bir rahatsızlık değil mi? Birçoğumuzda ülser problemi var maalesef. Evet evet. Yani bunu tetikleyen birçok gastrit tetikleyen çok çok farklı farklı sebepler var. Bir, Helicobacter pylori genellikle bu bakteri enfeksiyona sebep olur. Gastrite veya ülserite. Evet. İnce bağırsakta veya 12 parmak bağırsağında. Neden? Normal olarak mide mukozası, mideyi bir balon gibi düşünelim. Onun içerisinde çok hassas bir sümüksü bir deri var. Evet. Burada mukoza, mukos var. Yani sümüksü bir tabaka var. Mide asidine karşı mideyi korumak için. Artı bunun altında da sodyum bikarbonat, alkalik bir madde var. Evet hocam. Yani mide asidine karşı mideyi koruyucu bir iki bariyer var. Duvarlar var böyle. Yoksa asit mideyi delir geçir. Normal olarak bu bakterinin midede yaşaması imkansız. Çok sert asit salgılar mide. Evet. Ama bu bakteri diğer bakterilerden farklı olarak akıllı bakteri. Akıllı bakteri. Neden akıllı bakteri? Kendisini asitten korumak için sabun köpüğü gibi bir köpük üretiyor. Evet. Midenin altına geçtikten sonra, derinin altına geçtikten sonra tahribata başlıyor. Ve mesela üraz denen bir enzim salgılar. Salgılamış olduğu üraz mide için toksik bir maddedir. Evet. Zamanla midenin asidini, salgılamış olduğu asidi bozuyor. Midenin dengeleri
Bu da tedavi edilmezse önce gastrit yani iltihap, sonra yarıya ülsere dönüşür. Bu da tedavi edilmezse Allah korusun kansere dönüşür. Ay vay vay, hakikaten tehlikeli yani, bir durum, evet. Helicobacter pylori kansere kadar tetikler birçok hastalığı. Artı Helicobacter pylori'nin üretmiş olduğu bir toksik madde daha vardır. Histamin üretir. Bu da alerji tetikler. Evet. Kurdeşen hastaları, kurdeşenin sebebi %90, %80 midedeki, bağırsaktaki mantarlardan kaynaklanıyorsa evet. %10, %20 midedeki bakteriden de kaynaklanabilir. Hı. Bununla ilgili, lahana ile ilgili klinik araştırması yapmışlar Amerika'da. Profesör Doktor Çeni, Profesör Doktor Vesel, Profesör Doktor Miller. Yüzlerce hastayı tedavi etmişler. Fakat bunun bir yan tesiri var. Yani piyasadaki Profesör Doktor X ismi önemli diye televizyona çıkmış diyor ki lahanayı şöyle şöyle kesin, kaynatın suyun evet. için. Evet. Hiçbir etkisi olmaz. Kaynatırsanız en etken madde yok olur. Ölür diyorsunuz. Etkisi biz, kalmaz. Biz böyle biliyorduk, doğru hocam. Doğrusu nedir peki? Ha, o da bizim sırrımız. Peki. Biz gerçekten hani haşlayıp lahana suyunun iyi geldiğini biliyoruz ha, o ama. Biraz zayıflatır. Yani o zayıflatıcı özelliği kaybetmez. Çok doğru hocam. Yanlış bilgi zayıflatır. Olabilir diye söylemedim ama. Zayıflatıcı özelliği var ama tedavi edici özelliği kalmaz. Anladım. Çünkü anladım. Bu hassas amino asit bozulur. Bozulursa tamam zayıflatıcı özelliğini kaybetmez. Yine zayıflatır haşlandığı zaman. Fakat haşlandığı zaman zayıflatıyor ama tedavi etmiyor haşlandığı tedavi zaman. Çünkü içerisindeki mineraller ölüyor. Doğru mu anladık evet, hocam? Yok oluyor, evet yok oluyor. Şimdi biz bu Amerika'da... Biz bunu sırrını vermedik ama biz bunu zaten şişe haline getirdik. Hayır, hazırladık. Harika. Bunda beyaz lahana, kırmızı lahana 19 çeşit bitki var. Şimdi normal olarak kişi evde lahanayı mikserde çekti, suyunu içti. Midedeki gastrite, ülsere, 12 parmak bağırsağında ülsere, ince bağırsakta yani iyileştirir. Fakat çok az miktarda tiyosiyanat içerir. Nedir bu? Nedir hocam? Tiroid bezesine iyot akışını engelleyen bir madde. Yani kişi uzun süre lahana suyu evde kendisi yapıp içerse guatra yakalanır. Aa bakın işte yani bilinçsizce kullanım aslında tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Evet. Kaş yapayım derken göz çıkarmak çok doğru, gibi. Çok doğru, çok doğru. Bu nedenle yani 3 kuruş 5 kuruş demeyeceksin. Kendin evde hazırlamayacaksın. Hazırlarsan problem çıkar. Kesinlikle öyle. Az sonra daha bir detaylı olarak mesajını verelim. Çünkü çok özür diliyorum hocam konunun içerisine girdim ama her zaman söylüyoruz ya hani bizler bir şey duyduğumuz zaman illaki onu hemen aktarlardan oradan buradan bulup ne kadar tüketileceğini bilmeden, ne kadar uygulanacağını, ne kadar miktarda kullanılması gerektiğini bilmeden ölümlere kadar sonuçlanan, tabii. ciddi zehirlenmelere tabii, kadar tabii. sonuçlanan... Bizim, evet. Bu ürünleri ben televizyonlara da çıkıyorum, anlatıyorum. İşte birleşimde şu şu madde var diyorum evet. ya. Evet, evet hocam. Çok uyanık bir iki vatandaş şimdi bunun Cemre Tonik diye bir ürün daha ürettik biz. Bunun sahtesini üretmiş. Buyurunuz işte. Bizim yanımızda çalışan elemanı almış, üretmiş. Buyurunuz. Ülseratif kolit, kalın bağırsakta yara var. Çok ağır bir hastalık. Ülseratif kolit çok çok ağır. Onu da tedavi ediyoruz çok şükür. 5-6 ay kullandığı zaman problem ortadan çok kalkar. Çok güzel. Hakikaten sonuçlar mükemmel. Bunlar evet. sahte bizim ürünün sahtesini üretmiş. Vatandaş 10 gün kullanmış hastanelik olmuş. Buyurunuz hocam. 15 gün kanamayı durduramamışlar. 15 Buyurunuz gün. Hocam. Çok çok tehlikeli değerli evet. izleyenlerimiz. Yani bitkilerin faydasının olduğu kadar zararı da çok büyük. Bilinçsizce kullanım gerçekten evet. olmamalı aslında. Peki nasıl ayırt edeceğiz hocam bunu? Yani biz Cemre Tonik, Cemre İksir bizim kendi ürünümüz. Bunun taklidi de var piyasada. Onlar da bizim ismimizi kullanıyorlar. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz hocam? Şimdi az sonra internet adreslerimizi de vereceğiz. Hatta şu anda da yazıyor sanıyorum. Siz de lütfen belirtin. Değerli izleyenlerimiz saymış olduğumuz rahatsızlıklarla ilgili en doğal karışımlar ve yıllarca İbrahim Bey'in yapmış olduğu araştırmalar sonucu ortaya çıkan bu karışım sadece bizde. Taklitlerinden sakınınız diyorum. Ciddi anlamda büyük problemlerle karşılaşabilirsiniz diyorum. Hocam hemen geri gelmişken internet adresimizi bir de sizden alabilir miyiz? Doğaltedavi.net, bitkiseltedavi.com, gökçekiksir.com, gökçektonik.com, gökçekdiyet.com, aloverajel.com. Kırka yakın. Hangisi aklınızda kaldıysa bir daha. Süper. Hiç olmadı efendim. Bilgi hattımız var aşağıda. Lütfen numaralarımızı arayın.
sahtesini almayın. Lütfen taklitlerinden sakının diyorum. Çünkü gerçekten sağlığımız söz konusu bu anlamda. Lütfen bizi dinleyin. Bizden ayrılmayın. Bizim anlattıklarımızda hakikaten ne kadar ciddi olduğunu göreceksiniz. Evet. Mesela reflüsü ve şişkinlik, midesinde şişkinlik, yanma olan Efe Bey isimli bir beyefendi. Hı hı. Sürekli ilaç kullanıyor. Birçok yan tesiri var. Sabah kalkıyor, ağzında acımtırak bir su. Hı hı. Dedi ki hocam kaç günde tedavi olabilir? Dedim ki 1,5-2 ay sürebilir. Çünkü ağır bir vaka. Hı hı. 7 gün sonra beni aradı. Dedi ki ya çok çok iyiyim. Çok güzel hocam ya. Bunu devam etmek istemiyorum. Süper. Dedim ki devam et ya, devam et. Panik olma, devam et. Ha, onu yani, alabilir miyim hocam? Çok da güzel rengi var. Bakar mısınız yani, değerli izleyenlerimiz? Evet. 7 günde iyileşti. Hı hı. Şöyle. Harika. Gülistan isimli hanımefendi ise hı hı. Onda da yine reflü, hı hı. Midesinde yanma, şişkinlik. Evet, tamamen doğal bu arada. 10 günde iyileştim. Çok kısa hocam, çok güzel gerçekten. Düşünsenize 7 günde işte saymış olduğunuz rahatsızlıklarınızdan kurtuluyorsunuz. 10 günde kurtuluyorsunuz. 10 günde. Metabolizmaya göre de değişiyor yani, sanıyorum bu süreler ama. Profesör Doktor Çerni, Profesör Doktor Vesel, Profesör Doktor Miller. Hı hı. Bu 3 uzman yapmış oldukları yüzlerce hasta üzerindeki deneyde ortalama %84 hastaların 3 haftada iyileştiğini belgelemiş. 3 hafta. Buyurunuz. Gerçekten çok yıllarca uğraştığınız şeyle. %84'ü. Evet. Neden %84'ü? %100'ü değil. Hı-hı. Çünkü gastritin sebebi %15, %20 virüs veya mantarlardan kaynaklanır. Hı-hı. Virüs veya mantar olduğu zaman tonik değil, o zaman iksir devreye geçer. Ha, o zaman bu olaydan evet. Çıkıyoruz. Evet. Hemen iksir ki o da gerçekten bir iksir yani adı üzerinde çok doğru konuşmuş. Bu virüsün her türüne karşı etkilidir. Hı hı hı. Neden? Bağışıklık sistemini güçlendirir. Çok değerli. Şu an hocanın eline tuttuğu karışım gerçekten çok çok değerli. Birçok hastalığa yani işte diyorum ya adı üzerinde iksir resmen. Evet. Devam edelim şimdi hocam. Şimdi kişinin mesela diyelim ki gastriti veya ülseri var. Hı hı. Fakat bu gastrit veya ülser bakteriden değil de virüsten kaynaklanıyorsa hı-hı. mutlaka iksir kullanması gerekir. Hı-hı. İksir kullandığı zaman virüsü nadiren herpes virüsü gastrite sebep oluyor. Nadiren. Evet. Bazı insanlarda bu da çok çok nadir. Bağırsaktaki mantarlar midede gastrite sebep oluyor. Mantar. O zaman daha da değişiyor iş. Evet. Hemen. O zaman aloe vera jel devreye giriyor. Aloe vera jel. O da çok çok önemli bir karışım değil mi? Evet. Evet. Aloe vera ise mantarın her türüne karşı etkili. Hı hı. Yani her ürünün farklı etki alanları var. Çok doğru hocam, çok haklısın. Bu aloe vera mantarın her türüne. Bununla da ilgili yine Amerika Birleşik Devletleri'nde California Louis Pauling Enstitüsü'nün klinik araştırması var. Yapılan klinik araştırmasında bağırsaktaki mantarlara karşı dünyada en etkili bitki bu aloe vera. Evet, şu anda da bilmiyorum görebiliyor muyuz ama az sonra gösteririz aloe vera jeli. Çıkaran işte bitki diyelim al sonra. Hatta ben şöyle gösterebilirim. Aa, ben siz çok ağır olduğu için. Hayır hocam yorulmayalım da evet şöyle çok teşekkür ederim. Ağır. Çok naziksiniz. Efendim şöyle ben daha bir izleyicilerimize daha bir yakından. Şimdi biz genelde bu bitkiyi aloe vera dediğimiz bitkiyi genelde kozmetikte güzellik, saç, evet. Vücut şampuan, vesaire. Şampuan, krem, losyon çok, vesaire. Çok doğru, çok haklısınız. Onlarda biliyorduk ama şu bitkinin inanılmaz büyük bir önemi varmış. Hocam burada size devreye sokuyorum. Bağırsaktaki mantara karşı dünyada en etkili bitki. Hı-hı. Dünyada. Bugün günümüzde ise hemen hemen insanların %99'unda ne var? Mantar var. Neden? Çünkü antibiyotik kullanıyor herkes. Antibiyotik hı-hı. kullanmayan yok. Kullanmayan evet. kişi var mı? Bir soralım antibiyotik kullandı mı kullanmadı mı? Mutlaka kullanıyoruz herkes hocam. Herkes kullanmıştır. Evet. Ve antibiyotik kullanan herkesin bağırsaklarındaki faydalı bakteri yok oluyor, azalıyor. Evet. Yerine mantarlar çoğalıyor. Mantarlar toksik madde üretiyor. Mantarların üretmiş olduğu toksik madde alerjiyi tetikliyor. Bu da konunun devamı. İkinci konu. Bakar mısınız işte evet hocam. Alerji. Bir tarafı düzeltirken her zaman söylüyoruz ya bir evet. tarafı maalesef antibiyotikler nedeniyle bağırsaktaki mantarlar çoğalıyor. Faydalı bakteriler azalırken zararlı mantarlar, mantarların üretmiş olduğu çok ağır zehirli gazlar, zehirli alkoller üretiyor. Hı hı. Etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütün alkol, zehirli alkoller üretiyor. Evet hocam. Ve bu zehirli gazlar, zehirli alkoller emilerek bağırsaktan karaciğere gidiyor. Karaciğer yağlanmasına hatta zamanla Allah korusun karaciğeri iflas ettirebilir yani. Eyvah eyvah. Evet. Şimdi mesela geçenlerde bana 3 kişi geldi. Hı hı. Boylu bostlu maşallah. Evet hocam. Yani 1.90 boylarında. Hı hı. Ama üçünün de karnı böyle küp gibi. Of. Dedim ki içeri girdiklerinde size bir şey söyleyeceğim siz söylemeden dedim. Buyurun dile.
Ya dedim ya siz Almanlar gibi çok bira içiyorsunuz. Almanlar çok bira içer. Karınları çoğunun böyle küp gibidir. Evet. Veyahut da dedim bağırsaklarınız mantar dolu. Dediler ki biz abdestli namazdayız. Bizde alkol yok. O zaman? Alkol içmenize gerek yok dedim. Çünkü mantar zaten alkol üretiyor. Aa. En toksik alkolü üretiyor. Metil alkol, etil alkol, bütil alkol. Evet. Bu zehirli gazlar ve zehirli alkoller bağırsakları yakıyor. Evet. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa ne olur? İnce bağırsak enzim salgılıyor. Diamino oksidaz isimli enzim. Evet. Bu enzim oranı azalırsa histamin oranı sürekli yükseliyor. Histamin oranı yükselirse ne olur? Alerji olur. Evet. Her türlü alerji. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen. O da çok yaygın hocam. Alerjisi olmayan yok neredeyse. Herkesin bir şeye karşı alerjisi var. Dünyada hemen hemen her türlü hastalık tedavi edilebiliyor. Ama alerji tedavi edilemiyor. Çok doğru. Alerjiye karşı verilen ilaçlar, antihistaminik ve kortizon ilaçlar baskı altına alıyor. Fakat kortizon sürekli kullanırsa kişi yeri incelmesine, kemik erimesine, cam kemik oluyor kemiklerin. Aa. Rahmetli Bülent Ecevit'e uzun süre kortizon verdiler. Adamcağızın kemikleri cam kemik oldu. Merdivenlere çıkamıyordu, çıkması yasaktı. Özel asansör yaptılar. 4 kişi taşıyordu adamcağızı son zamanlarında aşırı kortizon yüklemeden dolayı. Bunu da bilmiyorduk hocam, yine öğrendik. Unutkanlığa sebep olur, hafıza zafiyetine sebep olur. Bir kişi kortizon alırsa okuyamaz, yazamaz, dikkati dağılır. Hiçbir şey anlamaz. Evet hocam. Sersem gibi olur. Unutur, geçmişini, her şeyini unutur. Sürekli kortizon. Birçok, yani onunla ilgili bir kitap yazmaz. Zaten var, Almanca, bende bir kitap var. Bütün kimyasal ilaçların yan tesiriyle ilgili bilgi var. Yani 3600 sayfa. Hocam Türkiye'de böyle bir durum? Türkçe yok kitap. hocam bizi düşünmemişsiniz bu anda. Yok, bir de ülkemiz için istiyorum. Alman profesörler yazmış. Ha, oturup hocam yazmışlar, kitap yazmışlar Almanlar. Sizin de araştırmalarınız var ama evet, bu yönde yani. Araştırmışlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 180 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. Sakat kalanlar, kötürüm kalanlar hariç. İngiltere'de 35 bin kişi ölüyor yılda. Of. Kimyasal ilaçtan. Almanya'da 30 bin kişi ölüyor. Mesela bir örnek, Frankfurt şehrine yakın bir küçük kasaba var, Neuwied diye. Koblenz'e yakın. Burada bir çocuk ameliyat oluyor, bademcik ameliyatı. Doktoru diyor ki, refakatçi kalan annesine, çocuk rahatsız olursa birkaç tane ağrı kesici fitil ver. Annesi, babası, doktor gidiyor. Kadıncağız çocuk A dedikçe fitil veriyor, B dedikçe fitil veriyor. İki gün sonra çocuk öldü. Ay vay vay, bakar mısınız ya? Otopsi sonucunda çok korkunç, evet. Aşırı ağrı kesiciden parasetamol, karaciğeri parça parça olmuş. Of. Parça parça olmuş. Yani vatandaşlar, günümüzde insanlar antibiyotik, ağrı kesici, antidepresan vesaire leblebi gibi atıyor. Çok şükür hocam, benim hiç öyle bir derdim yok vallahi. Ben kolay kolay antibiyotik de ilaç kullanmıyorum. Yok Türkiye'de hastalık, ya ben ilaç çok, hastalığı. Çok çok nadir. Yani şimdi, ben bir şekilde bitkisel de olsa bir şekilde kendimi tedavi etmeye çalışıyorum. Bitkilerin gücüne inanıyorum. O yüzden zaten sizinle konuşurken böyle dikkatli dikkatli dinliyorum. Çünkü evet, bitkilerin gücü gerçekten artık kimyasalları hayatımızdan çıkartacak diye düşünüyorum şimdi ben. Şimdi bizim sekreter hanım kist var. İksir aldı, aloe vera jel aldı, eve götürdü. Şimdi içecek, kisti eriyor yavaş yavaş. Çok memnun, çok mutlu. Ne güzel. Bu arada iksir tez bitiyor. O araştırmış ki annesi de içecek gizlice. Demiş ki... Aile boyu ne güzel hocam. Demiş, ne içiyorsun, bu benim ilacım. Çok güzel. Evladım bu antibiyotik gibi demiş. Ağrı çok kesici. Güzel. Kendime süper geliyorum, dinç hissediyorum demiş. Süper, işte şundan bahsediyoruz hocam. Bir alabilir miyim onu? Aloe vera jel. Evet. Dur. Alalım. Kadıncağız şundan günde 10 saat uyuyup da kendine gelemeyen bayan 10 saat uyuyor, kendine gelemiyor. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Evet hocam. Şöyle iksir içiyor. Bütün bitkiler birbirine girsin. Evet. Bu iksir içiyor. İşte şu. Hoşuna şu gitmiş. Değerli izleyenlerimiz. Şu hakikaten böyle. Hani 5-6 saat uyuduktan sonra cin gibi kadıncağız. Bu ürünleri kullandıktan sonra yoğun bir adet görmeye başlamış. Kisten doktor, kurtulmuş hocam. Doktoruna gitmiş. Evet. Böyle pelte pelte şeyler gelmiş. Anladım. O pislikler gitmiş. Evet. Harika, bakar tabii mısınız ya? Tabii ki panik olmuş. Doktora demiş ki kurtulduğuna şükret.
Eğer içeride kalsaydı belki kansere dönecek. Ay olmuş. Hocam çok güzel. Vallahi böyle tüylerim diken diken oluyor size anlattığın zaman. Şimdi izleyicilerimiz, ekran başındaki izleyicilerimiz neler düşünüyor bilemiyorum. Şimdi Sayın Gökçek'i hepimiz tanıyoruz ama tanımayanlar varsa efendim gerçekten inanamayacağınız mucizede bir üründen bahsediyorum. Karışımdan bahsediyorum. Tamamıyla doğal. Ancak ne kadar ne kullanılmıştır vesaire falan filan. Tabii ki bunlar yıllarca hocamız araştırmış bizler için. Böyle bir iksiri geliştirmiş. Biz de bunu sahipleneceğiz. Saymış olduğumuz hocam son dakikalarımız. O yüzden birazcık toparlamaya çalışıyorum izninizle. Efendim ne dedik? Gastrit, ülser dedik. Bağırsak rahatsızlıkları dedik. Alerji dedik. Kurdeşen dedik. Grip için de çok faydalı olduğunu biliyoruz. Ve iksirden bahsettik efendim biliyorsunuz. Şu tutmuş olduğumuz üründen bahsettik. Hocam şimdi ben son sözlerinizi alacağım ama ben sizin kitaplarınıza taktım. Çünkü gerçekten bu kadar içeriği olan bir kitap daha ben hayatımda görmedim. Zaten en iyi kitap bu değil mi hocam bu piyasadaki? Piyasadaki kitaplardan farkı şu. Hı-hı. Bir, binden fazla Hı-hı. klinik araştırması var. Hangi üniversite, nerede, ne zaman, kim, hangi konuda klinik araştırması yapmış? Evet. Mesela aloe vera ile ilgili 7 tane klinik araştırması var. Evet. Lahana ile ilgili 5 tane klinik araştırması var. Buyurunuz, evet. Nerede, ne zaman, kimler klinik araştırması yapmış? Hı-hı. Piyasadaki hiçbir kitapta klinik araştırması yok. Hı hı. Herhangi bir bitki hakkında konuşabilmek için o bitki hakkında klinik araştırması yapılmış mı, yapılmamış mı? Evet. Bu önemli. Hı hı hı. Bu anlamda hocamız aynı zamanda 7000 dedi mi hocam? 7000 bitki fotoğrafı 7000 bitki fotoğrafını bizzat kendisi çekti ve kitabına koydu. Doğru evet, mudur hocam? Evet, doğru. 7000 bitkiyi böyle siz gidin. Çok ilginç bitkiler var. Hiç böyle görmediğimiz, duymadığımız bitkiler var. Onların yararları var. Nasıl kullanıldığı var vesaire. Gerçekten 3 ciltten oluşan şu kitap gerçekten inanılmaz değerli bir kitap diye onu da söylemek istiyorum. Kitabımıza nasıl ulaşabilirler hocam? Bitkiseltedavi.com Bitkiseltedavi.com adresinden efendim kitaplarımıza da ulaşabilirsiniz. Elinizin altında mutlaka bulunması gereken bir kitap diyorum. Bunu da belirtiyorum. Hocam son sözlerimiz nedir? Her zamanki gibi yine zamanımızın sonuna geldik. Grip, üşütme, nezle yarın. Üşütme, nezle yarın. Efendim grip hastası olanlar, grip olmaktan korkanlar, benim gibi çok üşüyenler. Mesela hocama dedim ki programa geldiğimde, şimdi böyle tabii ki böyleyiz, tabii ki burası sıcak ama ne kadar da olsa işte bir sıcak bir soğuk yapınca bizler de gripten korkuyoruz. Hastalanmamak için de tedbirini almaya çalışıyoruz. Hocam dedim çok üşüyorum. Ne var dedim üşümemek için dedim. Bahsedeceğim bugün dedi ama yarını beklemek zorundayız galiba hepimiz. Yarın bizler yine değerli hocamızla birlikte olacağız. Hocam son sözleriniz varsa alalım. Yani bağışıklık sistemini kişi güçlendirdiği Hı-hı. zaman Hı-hı. her türlü hastalığı yenebilir. Hı-hı. Bağışıklık sistemi de iksir, aloe vera jel yeterli. Başka bu kadar şey basit. Lütfen efendim bilgi hatlarımızı arayın. Sorularınız varsa cevaplarınızı da bulabileceksiniz. Aynı zamanda internet adresimizi de verdik. Gökçek hocam yarın tekrar bizimle olacak. Bol bol vaktimiz olacak hocam. Yarın grip, nezle, üşütmeden bahsedeceğiz değil mi? İnşallah. Herkes ekran başına diyorum. Efendim bizler devam ediyoruz.